sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün aramızda çok değerli konuklarımız var. Onları kısaca size söyleyeyim. Önce Çaldıran Derneği yöneticileri aramızda. Hoş geldiniz. Ankara İl Örgütümüz ilçelerle beraber aramızda. Ankara İl Örgütü biliyorsunuz yeni yaptı kongresini. Yeni bir yönetim çalışmasına başladı. Kendilerine bir kez daha başarılar diliyoruz. Ankara İl Örgütümüz, Çankaya, Yeni Mahalle, Mamak, Altındağ ve Etimesut ilçe yöneticileri ve üye arkadaşlarımız aramızda. Hoş geldiniz. Şimdi bugünkü grup konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Sayın Temelli'yi kürsüye davet ediyor. Buyurun. Sayın. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, değerli konuklarımız, basın emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Evet, Ocak ayı içinde yine hüzünlü tarihlerimiz var. Öncelikle Metin Göktepe'yi anmak istiyorum. 8 Ocak 96'da katledildi. Dönemin başbakanı, bakanları, emniyet müdürü Metin'in duvardan düşerek öldüğünü söylediler. Cinayeti inkar ettiler. Metin'in şahsında katledilen tüm gazetecileri anmak istiyorum. Ve bugün cezaevinde bulunan özgür basın çalışanlarını anmak istiyorum. Ve yine Ocak ayında 9 Ocak 2013'te Paris'te 3 Kürt kadın siyasetçiyi anmak istiyorum. Sakine Cansız'ı, Fidan Doğan'ı ve Leyla Şahlemez'i. Fransa yargısı bir yargılama yapmadı. Suçlular hala aramızda. Evet, yine 3 kadın, 3 Kürt kadın siyasetçiyi anmak istiyorum. 4 Ocak 2016'da Silopi'de katledilen Seve Demir'i, Pakize Nayar'ı, Fatma Uyar'ı anmak istiyorum. Bu katliamların sorumluları yargılanana kadar mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor 2012 yılında, o zaman başbakan. Ne Uludere'deki 34 vatandaşımızın ne de Hrant Dink'in davası geçmişte olduğu gibi Ankara'nın derin dehlizlerinde kaybolmaz, kaybolamaz diyor. 2012'de bunu söylüyor. Bugün Ankara'ya baktığınızda dehlizden geçilmiyor. Ankara'nın her yeri dehliz olmuş. Hrant Dink'in katledileli tam 13 yıl oldu. 19 Ocak'ta bir kez daha Hrant için, adalet için buluşacağız. Hrant'ı saygıyla anıyorum. Sevgili arkadaşlarım, meclis neden kapalı? Evet, 2 Ocak'ta meclisi açmışlar, tezkere geçirmişler. 2 Ocak'tan sonra meclisi kapatmışlar. Şimdi bugün meclisi açıyorlar. Eminim yarın yine kapatacaklar, yine tatile. Neden meclis kapalı? Meclisten kaçıyorlar, siyasetten kaçıyorlar, HDP'den kaçıyorlar. Fizan'a kadar kaçsanız peşinizdeyiz. Evet, dış politika. Dış politika bildikleri yok, diplomasi bildikleri yok. Bakın işte Libya meselesi için masaya oturdular. Hafter döndü gitti, Hafter bir anda terörist oldu. Çünkü diplomasi bilmiyorlar. Libya konusundaki yaklaşımları da tıpkı Suriye'de olduğu gibi, tıpkı tüm dış dünyada olduğu gibi aynı klişeye dayalı. Nedir o klişe? Sahada olmayan masada olamaz. Sahada nasıl oluyorlar? Askeri güçleriyle. Yani bütün savaş politikalarıyla Orta Doğu sahasında yer almak istiyorlar. Neden? Neden? Çünkü Kürt düşmanlar. Evet. Kürtlerin kazanımlarına karşı bir siyasetleri, stratejileri olduğu için nasıl içeride bir çöktürme planı çerçevesinde bugüne kadar sürdürdükleri bir stratejileri, bir politikaları varsa sınır dışında da, kaldı ki ülkelerin toprak bütünlüğüne çok saygılıdır bunlar, sınır dışında da Suriye'de, Irak'ta, şimdi Libya'da aynı şekilde sahada olma peşindeler. Buradan uyarıyorum. Bu saha masa işine çok kendinizi kaptırmayın. Sonra bu ülkeyi de masada bulabilirsiniz.
Evet, iki tane meseleleri var. Uluslararası politika deyince sevgili arkadaşlarım, bunların iki tane meselesi var. Bir, Kürt annesini görmesin. Aynen böyle. Kürtlerin bütün kazanımlarına karşı bir dış politika, daha doğrusu bir politikasızlığı var ediyorlar. İç politikaya uygun nasıl bir dış politika geliştiririz denen bir mantıkla hareket ediyorlar. Biri bu, Kürt düşmanlığı. Suriye'de bunu bütün çıplaklığıyla yaşadık. İkincisi ise ihvan çizgisi. Aynı şekilde yine hem Suriye'de hem şimdi Libya'da, daha önce de Mısır'da o ihvancı çizgiyi korumak, kollamak, büyütmek için bir strateji geliştirdiler. El-Kaideler, IŞİD'ler ve bunların artıkları ÖSO'lar, Suriye Milli Ordularıyla bu ihvancı çizgide hareket etmeye devam ediyorlar. Libya'daki aslında burada Türkiye'de değil artık mesele Erdoğan'ın şahsıyla ilişkileniyor. Bütün ülkeleri tek tek sayıyorlar. Türkiye'ye gelince Erdoğan diyorlar. Yani o denli şahsileşmiş bir meseleyle karşı karşıyayız ki buradan bir dış politika çıkmaz. Evet, sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım. Bugün Orta Doğu'ya baktığınızda aslında gördüğümüz şey Orta Doğu'da otoriter rejimlerin barbarlığıdır. Tüm otoriter rejimlerin örtülü bir ittifakıyla karşı karşıyayız. Bakmayın birbirleriyle savaştıklarına, bakmayın birbirlerine karşı bir siyaset güdüyormuş gibi yaptıklarına. Aslında vekalet savaşları ya da bu zamanın 3. Dünya Savaşı diyebileceğimiz Dünya Savaşı Orta Doğu'da bu otoriter rejimlerin kendi ülkelerinde iktidarlarını koruyabilmek adına, kendi iktidarlarının bekası uğruna Orta Doğu'da işte bu barbarlığı, bu vekalet savaşlarını, bu 3. Dünya Savaşı'nı sürdürüyorlar. Nasıl mı? İşte son örneği Kasım Süleymani'nin öldürülmesidir. İran için çok önemli bir kişi, çok önemli bir figür barbarca katledildi. İran ertesi gün Amerikan üslerini roketle vurdu. Ve o sırada evet bir Ukrayna uçağı düştü. Tam 176 masum insan öldü, katledildi. Açıklama şu, yanlışlıkla oldu. Biz biliyoruz bu yanlışlıkları. Suriye'den biliyoruz, Yemen'den biliyoruz, Afganistan'dan biliyoruz. Bu yanlışlıkların nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve özellikle Suriye'de bu yanlışlıkların başını işte bu iktidar çekiyor. Aynı şey İran içinde, Suriye içinde, Türkiye içinde, Rusya içinde, ABD içinde geçerli. Bakın diyor ki bir masa kuruyoruz şimdi Berlin'de. Ülkeleri sayıyor, sayıyor, sayıyor. Ve o ülkelerin içinde. Libya için masa kuruluyor, Libya yok. Daha önce de Suriye için masa kurmuşlardı, Suriye yoktu. Evet, tam bir yanlışlıklar rapsodisi. Bitmiyor bu yanlışlıklar. Yanlışlıklar bitmedikçe de Orta Doğu halklarına zulümden, şiddetten başka bir şey kalmıyor. İdlib'den bahsediyorlar, evet. İdlib nasıl ortaya çıktı, nasıl oluştu? Bu geride bıraktığımız 10 yıla Suriye'ye baktığınızda İdlib bütün çıplaklığıyla ortada. Nedir İdlib'de? Şu anda İdlib boşaltılıyor ve sınırımıza gelmiş, dayanmış kamplar var. 600 bin insan var o kamplarda. İnanılmaz bir insanlık dramı var. Vicdan dayanmaz. O 600 bin insanın 400 bini kadın ve çocuklardan oluşuyor. Şimdi kalkmışlar İdlib'e yardım, o insanlara yardım kampanyası düzenlemeye. Bütün bu işlerin müsebbibi sizsiniz. Bu açlığın, yoksulluğun, sefaletin, ızdırabın, bu zulmün müsebbibi sizsiniz. Ve işte bugün yaşanan tablo budur. Bütün bu tablonun arkasında o iddiatçı kafa vardır. O Kürt düşmanlığı vardır. Suriye'ye bu türlü müdahale etmeselerdi, Suriye'ye siyasetine yaklaşımları bu eksende olmasaydı, bugün Suriye'de bir başka rejim, bir başka siyaset mümkün olabilecekti. Siyasi çözümün aslında önü açılabilecekti. Evet, IŞİD'le mücadele edilebilseydi, IŞİD'le ortaklık yapıp ondan çete üretmeye kalkmasalardı, Kobani'yi düşürmek yerine Kobani'de direnenlere destek verselerdi, bugün Suriye'de demokratik bir çözüm mümkün olabilirdi. İdlib gibi bir vahşeti yaşamak zorunda ya da oradan çıkmak zorunda kalanların, insanların dramına yol açmamış olabilirlerdi. Ne yaptılar? Afrin'e girdiler.
Zeytin çaldılar. Grespi'ye girdiler, buğday çaldılar. İşte bunların zihniyeti bu. İşgal etmek, ele geçirmek, çalmak, çırpmak, talan etmek tam bir çete hukuku. Diyorlar ki terör koridorunu temizliyoruz. Bütün koridoru terörize ettiniz. Grespi'de, Serekaniye'de, Afrin'de o çetelerin yaptığı terördür. Başka bir şey değildir. Çözüm Kürt meselesinin çözümündedir. Çözüm siyasi çözümdedir, demokratik çözümdedir. Bunu yapmanın yolu her şeyden önce militarist zihniyetten kurtulmaktır. Diplomasiyi öncelemektir. Uluslararası kamuoyunu, uluslararası kuruluşların aslında bu konuya müdahale etme zamanı gelmiştir. Otoriter rejimlerin ve onların başındakilerin bu köhnemiş zihniyetleriyle Orta Doğu'da bir çözümün, Libya'da bir çözümün olması mümkün değildir. Aksi halde bu savaş büyür, yayılır, her yeri kaplamaya devam eder. Bugün Türkiye'nin diplomasisi, Türkiye'nin dış siyaseti, olmayan dış siyasetini biçimlendiren şey aslında iç siyaset. İçeride iktidarda kalabilmenin yolu, iktidarlarını sürdürebilmelerin yolu işte böyle bir savaş politikasına dayanıyor. Çünkü içerideki rejimleri aslında bir hukuksuzluk rejimidir. Meşru hukuku askıya alan, gayrimeşru bir hukuk sistemiyle ayakta durmaya çalışan bir iktidardan bahsediyorum. Yani tecitten bahsediyorum. Bir istisnai durumu, olağanüstü hal dediğimiz bir durumu yaygınlaştıran, tecidi mutlaklaştıran bir hale getirmiş bir iktidardan bahsediyorum. Bu hukuk anlayışı Türkiye'yi çürütmektedir. Türkiye'yi tüketmektedir. Beraberinde işte sınırlarının ötesine de savaşı, şiddeti yaygınlaştırmaktadır. Ciddi bir yargı sorunuyla karşı karşıyayız. Bu tecrit hukukundan, bu anlayıştan kurtulmadan bu yargı sorunu aslında bu yargı felaketi devam edecektir. Yargı reformu yapıyorlar. Yargı reformundan yararlanan yegane insanlar yeşil pasaport alan avukatlar. Başka kimseye bir hayrı yok yargı reformu. Ve hala yargı reformu yapacağız diyorlar. Bakın dün sevgili eş başkanlarımız Sabahat Tuncel'in ve Gülten Kışanağ'ın davası vardı. O olmayan yargı reformuna karşı, o olmayan hukuka, adaletsizliğe karşı orada bir direniş vardı, bir adalet mücadelesi vardı. Buradan Sabahat Tuncel'e de Gülten Kışanağ'a da sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Yargı reformu. Bakın neyin üzerinde çalışıyorlar? Çocuk istismarına af peşindeler. Çocuk evlilikleri meşrulaştırma peşindeler. Zihniyet bu. Yargı reformu dediğiniz şeyde atılacak ilk adım. Bunun sözünü tüm halklarımıza veriyoruz. Terörle mücadele kanununu kaldırmak olmalıdır. Bunu da mutlaka kaldıracağız. Yargı reformu. Hukuksuzluk. Kanunsuzluk. Kanun bile tanımıyorlar artık. Kendi çıkarttıkları yasaları bile tanımıyorlar. Bunun adı aslında kayyum rejimidir. Bir kayyum zihniyetidir. Evet, bizim belediyelerimize kayyum atıyorlar. Ama yargıya atıyorlar, Merkez Bankası'na atıyorlar, her yere atıyorlar. Çünkü sistem bir kayyum rejimidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğiniz şey bir kayyum rejiminden başka bir şey değildir. Bakın Hakkari'de eylem ve etkinlikler yine yasaklanmış, uzatılmış yasak. Her yerde eylem, etkinlik yasakları getiriyorlar. Çünkü bir kayyum rejimidir. Belediye eş başkanlarını yasalara aykırı bir şekilde görevden alıyorlar ama belediye meclislerini de feshediyorlar. Belediye meclislerini de işlevsiz hale getiriyorlar. Neden? Çünkü demokrasinin kırıntısına bile tahammülleri yok. Ve bunu değiştirecek olan bu ülkenin muhalefeti olmalı, demokratları olmalı. Bu ülkenin aslında toplumsal muhalefeti olmalı. Kayyuma karşı çıkmak lazım. İlk günden söyledik. Bu kayyum rejimi dedik. Bu olağanüstü hal aklı dedik. Darbe mekaniğinin yansımasından başka bir şey değildir. Buna karşı çıkmazsanız her yere sirayet eder. O yüzden siyaset özgürce bu kayyum rejiminin karşısına dikilmeli dedik. Bu iktidarın karşısına dikilmeli dedik. Ve kayyum her yere yayılıyor. İşte biraz önce kurumları saydım. Urla'ya da kayyum atandı. Ve siyaset
bugün içine sürüklendiği yerden dedi ki Urla'ya kayyum yakışmıyor dedi. Öyle muhalefet olmaz. Kayyum hiçbir yere yakışmaz. Dolayısıyla kayyuma karşı çıkıyorsan Van'da da karşı çıkacaksın, Ahmet'te de karşı çıkacaksın, Mardin'de de karşı çıkacaksın. Eğer çıkmıyorsan siyaseten o cüzde senin adın artık yoktur. Evet, bu ülkede şiddet, kayyum rejimi, olağanüstü hal hukuku, yaygın bir hukuk. Bunun en büyük mağdurları da kanun hükmünde kararname ile aslında ihraç edilmişler. Emekleri, aşları elinden alınmış insanlar. 135 bin insandan bahsediyorum. Bunlara yönelik zulüm bitmiyor. Aslında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında iktidarın bizzat başlattığı cadı avından bahsediyorum. Bu 135 bin insanın geleceğe dair bütün hakları gasp ediliyor, ellerinden alınıyor. Banka hesabı açamıyorlar. Engelli çocuğuna yönelik aylık kesiliyor. Bu nasıl bir düşmanlıktır? Bu nasıl bir zihniyettir? Bu nasıl bir acımasızlıktır? Çünkü gözleri artık iktidarda kalmak uğruna hiçbir şeyi görmüyor. Gözlerini karartmışlar. Bugün 36 OHAL kararnamesiyle ihraç edilmiş 135 bin kişiye yönelik yaptırımların hepsi hukuk dışıdır, yasa dışıdır. Anayasanın en temel maddelerini bile ihlal ediyorlar. Anayasa ihlalinde zaten aslında sınır tanımıyorlar. Bakın bugün İçişleri Bakanı olan zat 38 kez anayasayı ihlal etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görmüyor, duymuyor. Buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Senin birincil görevindir anayasa ihlallerine karşı harekete geçmek. Benim söylememe gerek yok. Sen resmen harekete geçmelisin. 38 kez ihlal etti ve hiçbir adım atılmıyor. Bu nefret, bu vicdansızlık, bu saldırılar devam ediyor. Şiddet devam ediyor. Çünkü sevgili arkadaşlarım, ancak şiddetle o korunaklı iktidar alanlarında tutunabiliyorlar. Kadına şiddet hiç hız kesmiyor. Evet, cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren politikaların müsebbibi bu iktidardır. 17 yıldır iktidardalar. 2003 yılında kadın cinayeti sayısı, yani iktidara geldikleri yıl 83'müş. Şimdi 2019'da bu rakam 474'e çıkmış. Dehşet verici bir artış. İnsanın aklı almıyor. Ve her geçen gün kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri artıyor. Dersim'de buna bir sürü vakayla karşılaştık. En son, evet ilk değil, en son Gülistan Doku 10 gündür kayıp, bulunamıyor. Bir şiddet mağduru. Evet, bunu herkes söylüyor ama daha dün polisler arama çalışmalarına lütfeten katıldılar. Evet. Kadına yönelik şiddet devam ediyor. O sırada Adalet Bakanlığı bir genelge yayınlamış. Genelgeyi niye yayınladı diye merak ettik. 5. maddesinde espri saklı. Nedir o? Diyor ki, basın bu davaları artık üzerine gitmesin. Yani kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri kamuoyundan, toplumdan saklamaya çalışıyorlar. Tabii İçişleri Bakanlığı durur mu? O da bir genelge yayınladı bu konuda. Çıktı, konuştu, atıyor, tutuyor, biliyorsunuz. Çok seviyor atıp tutmayı. Yeni dedi. Yeni hiçbir şey yok genelgesinde. Hiçbir şey yok. Yeni diye kalktı bunu halka, insanlara anlattı. Ve onun üzerinden bir iki gün sonra Berfin Özey'in yüzünü asitle yakan ve bir gözünü de kaybetmesine neden olan Casim Ozan'a verilen 13 yıl hapis cezası üzerinden önce Aile Bakanı, sonra da AKP Başkanı konuştu. Yasa tanımaz, hukuk normlarının dışında bir konuşma. İşin o kısmı bir tarafa. Fakat konuşmasını tam metnine baktığınızda sevgili arkadaşlarım, araya şunu sıkıştırmış. Batı'da daha çok kadın öldürülüyor. Buradaki batı Edirne'nin batısı. Yani sonra devam ediyor, daha çok çocuk yapın. Bunu da batıya söylüyor ama bu da Osmaniye'nin batısı.
Yani bu Batı meselesi üzerinden içindeki kadın düşmanlığını, kadına yaklaşımını, ırkçı yaklaşımını bir kez daha ifşa etmiş oluyor. Çünkü kendisi demişti, kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Evet, inanmıyor. Bunda samimi. Ben zaten dünya tarihinde hiçbir faşist zihniyetin kadın erkek eşitliğine inandığını görmedim. Şiddet bitmiyor. Sanata şiddet devam. Grup yorum üyesi İbrahim Gökçek 210. gününde, açlık grevinin 210. gününde. Ne istiyor grup yorum üyesi İbrahim? Konser. Konser vermek. Konser yasağı var. Sanata yaklaşımları bu. Neden? Çünkü grup yorum protest müzik yapıyor. Yani sanatın muhalifine karşıyız, yasaklarız. Evet, bir an önce bu konser yasağının kalkmasını istiyoruz. Sanata şiddet yöneliyor. Evet, sevgili Kadir İnanır'a yönelik bir saldırı gerçekleşti. Neden? Çünkü sevgili Selahattin Demirtaş'ın bir eseri sahnelenmiş tiyatroda. Buna tahammül edemeyen, iki satır kompozisyon ödevi yazmaktan aciz, iki cümle kuracak olsa promptra muhtaç olan zihniyet kalktı Kadir İnanır'a da Selahattin Demirtaş'a da saldırdı. Ya sen önce bir okumayı yazmayı öğren. Sanat senin neyine? Sanata laf etmek senin ne haddine? Ve onun arkasına da Kobani'yi sıkıştırdı. Oradan aklınca aba altından sopa gösteriyor. Kobani meselesi tam da bizim meselemiz. Aydınlatılması gereken mesele. O Kobani sürecinde katledilen o insanların hesabını biz soruyoruz. Belgeleri ortadadır. Meclise verdiğimiz araştırma önergeleri bellidir. Her seferinde o araştırma önergelerini AKP, MHP oylarıyla reddettirdiniz. Açsaydınız o zaman, araştırılsaydı o zaman, gerçekler ortaya çıksaydı. Kobani düştü düşecek deyip her türlü provokasyonu hayata geçirdiniz. İnsanları katlettiniz. Şimdi de kalkmışsınız bunun üzerinden bize saldırmaya devam ediyorsunuz. Ama sana kötü bir haberim var. Biliyor musun? Selahattin Demirtaş bir kitap daha yazdı. Arkadaşlarımız kitap yazıyorlar. Yazdıkları kitaplarla direniyorlar. Arkadaşlarımız bir onur kütüphanesi kuruyorlar. Bu da size dert olsun. Evet, basına da şiddet devam ediyor. Özgür Gündem'in davası görülüyor. Sevgili Aslı Erdoğan'a, sevgili Eren Keskin'e akıl almaz cezalar isteniyor. Evet, ancak böyle bütün özgürlük alanlarına saldırarak, demokratik siyasete saldırarak, basına saldırarak ayakta durmaya çalışıyorlar. Ve şiddetin bir boyutu da tabii ki ekonomide. Hiç değişmiyor. İşsizlik rakamları her açıklandığında yukarıya doğru yükselmeye devam ediyor. En son işsizlik rakamları 13.4. Tarım dışı 15.7. Geniş tanımlı işsizlik 20.1. Genç işsizlik, hani evlenecek olanlar 25.3. Evet, yoksullaşma devam ediyor, işsizlik devam ediyor. Üniversite mezunlarının, her 3 üniversite mezununun biri işsiz. Üniversite mezunlarının bugün için en büyük dertleri ne biliyor musunuz? Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldıkları kredileri nasıl ödeyecekleri derdi. Çünkü işleri yok, güçleri yok. İşe girseler o borcu ödeyecek kadar gelirleri yok. Durum bu kadar vahim. Gençler evlenin diyor. Diyanet bundan geri kalmıyor. Hemen peşinden. Gençler evlensin. 2-3 çocuk yapsınlar. Diyor ki Allah rızkını verir. Allah rızkını veriyor da çalmasalar. Sen bir de kalk bu çalanlara bir laf et. Ey Diyanet. Bir de hırsızlar üzerine bir laf et. Allah rızkını verir. Tabii veriyor. Ama hırsızlardan bu rızk evin içine girmiyor ki. Evet, üniversite mezunları işsiz dedik. Yoksulluk inanılmaz bir şekilde yaygınlaştı. İnanılmaz diyorum çünkü bakın, Türkiye'de asgari ücret 2334 lira oldu. Türkiye'de açlık sınırı şimdi 2163 lira. 2 aya kalmaz asgari ücreti yakalar. 3 ay sonra da geçer.
Yoksulluk sınırı 7045 lira. Evet. Ve hiç yüzleri kızarmadan asgari ücretlere diyorlar ki size 75 lira jest yapacağız. Jest. Bu ne ya? Jest yapmak ne demek? İşçinin, emekçinin hakkını çalmışsın, çırpmışsın, gasp etmişsin. Emek sömürüsünde dünya şampiyonu olmuşsun. 75 lira. Yani günde 2,5 liralık, yani günde bir ekmeklik jest yapıyormuş. Bravo. Evet, yoksulluk bu boyutta. Ve diyor ki evlenin. Ya memleketi cenaze evine çevirmişsiniz. Buradan düğün çıkar mı? Buradan düğün çıkmaz. Ama sizin gittiğiniz gün, sizi süpürdüğümüz gün bu ülkeyi düğün yerine çevireceğiz. Ortalama ücret 3000 lira. Asgari ücret 2334 lira, ortalama ücret 3000 lira. Ortalama emekli maaşı 2500 lira. En düşük emekli maaşı 1250 lira. Hala bu ülkenin %8'i yeşil kartlı. Hala bu ülkenin %18'i sosyal güvenlik hakkından yoksun. Kara delik büyük. Kara deliği örteceğiz, kapatacağız diye bu SGK yasasını çıkardılar. Kara delik, kara çukur oldu. Ve bütün bunların, yoksulluğun bir göstergesi, sosyal yardımla yaşamak zorunda olan aileler toplam ailelerin 1/3. Ve sosyal yardımların, ortalama sosyal yardımlar asgari ücretin yarısı. İşte bir sefalet tablosu, işte bir yoksulluk tablosu, işte hakların nasıl gasp edildiğinin tablosu. Ne için gasp ediyorlar bu hakları? Çünkü bir yoksulluk beraberinde karşılığında bir yolsuzluk üretiyor. Bir rant ekonomisidir, bir yoksulluğu yaratan bir yolsuzluk ekonomisi vardır. Bundan beslenen bir saray vardır. Sarayın etrafında silah tüccarları, beton müteahhitleri vardır. İşte esas kara delik budur. İmar kanunu geliyor meclise, evet. Yüksek binaları kaldıracaklarmış. Yüksek binalar silüetleri, kentlerin silüetlerini bozuyormuş. Huylandım tabii. Öyle bu yüksek bina kaldır, bunların yapacağı bir şey değil. Meğerse arada neler yok? Arada bir örtülü kayyum hikayesi var. Yani belediyelerin imar planlarına ve imar hukukuna müdahale var. Araya da başka bir şey daha sıkıştırmış. Ahlat Sarayı'nı. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Şimdi yine torbanın içine, bunlar torbacı biliyorsunuz, hep söylüyorum. Torbanın içine Ahlat Sarayı'nı koymuş. Saraysız yapamıyor. İstanbul'a gidiyor Dolmabahçe Sarayı, Moskova'ya gidiyor Kremlin, Amerika'ya gidiyor Beyaz Saray, İngiltere'de bakın saraysız yaşayamıyor. Saraylı çünkü. Dolayısıyla Ahlat'a da bir saray. İşte kaynaklar nereye gidiyor? Hep de diyor ki biz yapıyoruz, yaptık. Kamu projelerinde nasıl yaptığın önemli. Tabii yapılır. Bu kadar kaynağı kime versen yapar. Ama nasıl yaptığınız önemli. Bu kaynakları çarçur ederek, toplumun ihtiyaçlarını karşılayarak değil, bizzatihi toplumu yoksullaştırarak yapmış olduğunuz şeylerin maliyetlerine hem bugün yaşayanlar hem de doğmamış bebekler şimdiden borçlanarak katlanıyorlar. Bir başka proje, Kanal İstanbul. Ekolojik yıkımın farkında değil. Diplomasi bilmedikleri gibi ekoloji, onu da bilmiyorlar. Bildikleri tek şey inşaat. İnşaat yapmak. Dolayısıyla sanki bilgisayar oyunu, oturmuşlar, çizmişler, oradan bir kanal geçecek. Ve bunu öyle bir anlatıyor ki bütün bilim insanlarının, o onların hani isimlerini sakladıkları 200 bilim insanı dışında kalan bütün bilim insanlarından bahsediyorum. Bütün bilim insanlarının tezlerini yok sayıyorlar. Marmara ölür ölmez. Karadeniz ölür ölmez. Risk daha da artar olmaz. Fakat bunlar o kadar uyanıklar ki bu arada bu Montrö meselesini de halletmek için Soros Körfezi ile Gelibolu Yarımadası üzerinden de bir kanal çalışmasını başlatmışlar. Bunu saklıyorlar. Hani bir Çanakkale Köprüsü yapıyorlar ya, bir de Kanal Çanakkale gündemlerinde var. Neden? Çünkü biliyorlar ki Kanal İstanbul açılırsa Montrö kadık olur. Önlem alıyorlar. Hepsi uyanık bunların. Ama esas en temel mesele ekolojik yıkımdır. Ve bu sadece bölgesel anlamda da sınırlı kalmayacaktır.
küresel iklim krizine, zaten en büyük katkıyı yapan ülkelerden biri Türkiye'dir, küresel iklim krizine çok daha büyük zararlar, olumsuz katkılar, etkiler yaratacaktır. Fakat bu arada Ulaştırma Bakanı var. Ben yeni tanıdım arkadaşı. Ulaştırma Bakanı diyor ki, bakın, zihniyeti ifşa edilmesi. Oradan diyor geçecek gemilerle yılda 5 milyar dolar hasılat elde edeceğiz. 5 milyar dolar yılda. Hemen bölüp çarpmışlar, bakmışlar. Gemi başına 100 bin dolar gerekiyor. Şimdi nasıl acayip gemi şirketleri var ki? Ulaştırma Bakanı'nın rakamlarını tutturmak için 100 bin dolar verip oradan geçecek. Bir kere bu gemi şirketleri nerede, bunu ben merak ediyorum. İki, bugünkü ortalamanın iki katına çıkmalısınız. Ve bu kanaldan geçiş trafiği bedava İstanbul Boğazı'nı tercih etmek yerine burada artacak, iki katına çıkacak, 5 milyar dolarlık ciroya ulaşacaklar. Bu mümkün mü? Değil. Buna kendileri inanıyor mu? Hayır. Peki bu ısrar niye? Bütün bu gerçekliğe rağmen bu ısrar niye? Çünkü bu devran dönsün diye, ekonomideki dinamizm devam etsin diye işte bu projelere sarılmaya devam ediyorlar. Osman Gazi projesi gibi, 3. köprü projesi gibi ihtiyaç değil mi diyorlar? Öncelikler önemli. Nasıl yapıldığı önemli. Halkın, toplumun kaynaklarının nasıl kullanıldığı önemli. Bütün bunlara son vermek bizim elimizde arkadaşlar. Evet, bu düzene katlanmak zorunda değiliz. Tüm toplumsal muhalefete, tüm halklarımıza, hangi inançtan olursa olsun, bütün kesimlere, emekçilere, kadınlara sesleniyoruz. Evet, bu düzene son verebiliriz. Unutmayın, zulüm ile abad olanın sonu berbat olur. Bunlar gidiyor. Gitti, gidiyor. Tarihin onlara ayırdığı dönemin sonuna geldik. Bunu biz başardık, siz başardınız, HDP başardı. Şimdi yeni yaşamı, yeni bir cumhuriyeti inşa etme zamanı. Yeni yaşamlarımızı kendi ellerimizle yapmak için Türkiye halklarını, işçileri, yoksulları, iradesi gasp edilenleri, Alevileri, kadınları, yani tüm ezilenleri bu istibdat rejiminden kurtulmaya çağırıyoruz. Hem iddiatçı anlayıştan, hem 90'ların karanlık yapılarından, hem de saray rejiminden kurtulmak için herkesi demokrasi ittifakına bir kez daha çağırıyoruz. Herkesin kendi kimliğiyle var olduğu, gayesi demokrasi, hedefi barış olan bir ittifak bugün Türkiye halklarının ihtiyacıdır. Gerçek siyaset, hakikat budur. Toplumsal mutabakat için tüm kesimlerle nasıl bir Türkiye, nasıl bir sistemi konuşma zamanıdır. Geç kalmamalıyız. Eşit yurttaşlık temelinde demokratik bir anayasa için buluşmalıyız. Anayasal bir hukuk devleti için yan yana gelmeliyiz. Sivil, sosyal ve siyasal hakların eşitlikçi bir anlayışla hayata geçmesi için çabalamalıyız. Siyasal, toplumsal ve iktisadi barışı var etmeliyiz. Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutlaka inşa etmeliyiz. Bu sebeple demokratik cumhuriyet diyoruz, HDP diyoruz ve yeni yaşam için, yeni bir iktidar için erken seçim diyoruz. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, grup toplantınızda katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepimizin yolu açık olsun.